أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti siz değerli abilerimin, hocalarımın ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takvanız, izzet ve şerefiniz inşallah artırılsın. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim. Yani onun bineğinin arkasında oturuyordum. Buyurdular ki, ey oğul, Allahu Akbar. Ey evlat, Allahu Akbar. Gençlere, çocuklarımıza merhamet yüklü sözlerin nasıl söylenmesi gerektiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermektedir. Ey oğul, sana bazı kelimeler öğreteceğim. Allah'ı koru ki o da seni korusun. Allah'ı koru ki onu karşında, yani yanında bulasın. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dileyeceğin zaman Allah'tan yardım dile. Şunu iyi bil ki, eğer bütün insanlar bir konuda sana fayda sağlamak için bir araya gelseler, Allah'ın senin lehine yazdığından başka fayda sağlayamazlar. Yani gün içerisinde çalışmalarınızın karşılığında Rezzak olan Allah Subhanahu ve Teala, Gani, Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle sizin maişetinize 100 TL yazdıysa, kabrin içindekiler dahil olmak üzere bütün alem bir araya getirilse, size fayda sağlamak için mücadele etseler, günlük maişetinizi 150 TL'ye çıkartamayacaklardır. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Yine eğer İnsanlar sana bir konuda zarar vermek için bir araya gelseler, Allah'ın senin aleyhine yazmış olduğundan başka bir zarar veremezler. Toprağın altındakilerden toprağın üstündekilere varıncaya kadar her bir insan bir araya gelip seni öldürmek için yürüseler, ama aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle senin kaderine sana yaralanmayı takdir ettiyse, vallahi değil insanlık, bütün mahlukat bir araya gelse bu kaderin üzerinde bir zarar veremeyeceklerdir. Sonra Cenab-ı Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerle tavsiyesini bitirdi. Çünkü kalemler kaldırılmış ve sayfalar kurumuştur. Hadis Tirmizi'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. Biliyorum, evvel zaman bir konu içerisindeyken bu hadisi şerife dokunmuştuk. Bu hadisi şerifin muhtevasına kısaca değinmiştik. Ancak önemine binaen bu hadisi müstakil bir konu olarak bu akşam inşallah inceleyeceğiz. Cenab-ı Allah önce bana, sonra sizlere ve sonra sesimizi duyan bütün kardeşlerimize istifade etmeyi nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerifin başka rivayetlerinde hem baş kısmında hem de son kısmında bazı ilaveler vardır. Baş kısmındaki fazlalığa şu örnek verilebilir.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bolluk zamanında Allah'ı tanı ki darlık zamanında sana iyilikte bulunsun. Allahu Ekber. Refaha, feraha, huzura, mutluluğa kavuştuğun zamanlarda Allah Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarına riayet et. Helal ve haram sınırlarını bil ve bunları çiğneme ki o nimetler, o refah, o mutluluk, o haz, huzur, zenginlik, güven elinden alınıp darlığın içerisine mahkum edildiğin zaman Allah sana bir iyilikte ve hayırda bulunsun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakın şimdi son kısmına da bir örnek olarak şu rivayet verilmektedir. Şunu da bilmelisin ki Allah Resulü söylüyor kime? Abdullah İbni Abbas'a. Doğru mu Müslümanlar? Şunu da bilmelisin ki hoşlanmadığın şeye sabretmekte pek çok hayır vardır. Yardım ve başarı sabırla birlikte. Düzlüğe çıkma sıkıntılar ile birliktedir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kardeşler, musibet ve bela, bunlarla imtihan olmak mümin erkek ve mümin kadınları çelikten bir et haline getirir elhamdülillah. Bazen musibetler bizi diri tutar. Çözüm yolları aratır. Hele o faydasız gördüğünüz, zararlı gördüğünüz, çelik gördüğünüz, hoşlanmadığınız her bir hususun arkasında çok büyük bir hayrın olduğunu unutmayın dedi Resulullah Aleyhisselam. Sonra şöyle bitirdi. Şüphesiz zorlukla birlikte kolaylık vardır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerif çok büyük tavsiyeler ve dinin önemli hususlarıyla ilgili genel kaideleri ihtiva etmektedir. İbnül Cevzi rahimeullah bu hadis-i şerifin önemini bakın nasıl izhar ediyor. Bu hadis üzerinde düşündüm. Beni dehşete düşürdü. Neredeyse aklım başımdan gidecekti. Allahu Ekber. Şimdi ilim talebesi kardeşlerim ve abilerim, hocalarım bana kızmasınlar. Allah rızası için şimdi size soruyorum. Ben nefsimi yeterince kınadım. Ne olur bu akşam sen de kendi nefsini masaya yatır. Allah Azza ve Celle'nin kitabındaki ayetleri, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini barındıran hadis-i şerif kitaplarını okurken Allah rızası için söyleyin, aklınızın başından giden ayetler ve hadislere kaç defa rastladınız? Bu hal sana ve bana kaç defa isabet etti? Kaç defa evimizin içerisinde yüzümüz kızarmış bir şekilde aman Allah'ım sen ne kadar ulvi sözlerin sahibiymişsin. Sen aziz ve celilsin. Azamet sahibi, kibriya sahibi sensin. Aklımı döndüren hadis-i şeriflerle karşı karşıya kaldım deyip de evinizin içinde döndüğünüz kaç tane hatıranız vardır? Allah rızası için soruyorum. Kaç tane dinlediğiniz hadis-i şerifleri sokağa çıktıktan sonra insanlar sizi sarhoş bir adamın yürüyüşü, korku sahibi bir adamın hal ve hareketleri içerisinde zannettiler. Kaç tanesi bizi bu hal üzerinde gördü Müslümanlar? Sonra devam etti İbnül Cevzi, dedi ki bu hadisi bilmeyen ya da tam olarak kavrayamayan kişi ne kadar esef etse, kendisini kınasa, azarlasa, tedip etse azdır buyurdu. Kardeşlerim, bu hadisi şerifin muhtevası ile alakalı İbn Recep el-Hanbeli rahimeullah hacimli bir eser kaleme almıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a, onun üzerinden bütün mümin erkek ve mümin kadınlara tavsiyede bulunurken dedi ki İhfazillâhe yahfazke. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allahu Ekber. İhfazillâhe tecidhu tücâheke. Allah'ı koru ki, muhafaza et ki onu karşında, yani yanında bulasın.
sonradan yaratılan, her anında nefes alış verişlerine kadar Rahman ve Rahim, Samet olan Allah'a muhtaç bir kişinin güç ve iktidarı, saltanatı elinde bulunduran, aziz ve celil olan Allah'ı koruması mümkün müdür? Değil bir insanın bütün alemin bir araya gelmesi neticesinde alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye fayda sağlamak mümkün müdür? Nasıl ki o Allah Azza ve Celle'ye düşmanlık yapmak, hasım kesilmek, savaş açmak, kılıçlarının keskin taraflarını arşa uzattıklarını zannetmek bir ahmaklığın neticesi ise, Allah Azza ve Celle'yi muhafaza edeceğini, koruyacağını düşünmek de aynı ahmaklığın bir cüzü değil midir? Eğer bütün insanlık, bütün alem Allah Azza ve Celle'yi korumaya muktedir değilse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ihvezillâhe, Allah'ı korukinden maksadı ne olabilir Müslümanlar? Allah'ı korumak burada nedir sizce? Evet, ilim ve hikmet kitabının sahibi İmam Nevevi'nin 40 hadisi şerifine 2500 hadisi şerif ile şerh yazan İbn Recep el-Hanbeli der ki, İhfezillâhe, Allah'ı koru ki'den kasıt, Allah'ın sınırlarını, haklarını, emir ve yasaklarını koru ki demektir. Allah Azza ve Celle'nin emirlerine sımsıkı sarılmak, yasakladığı şeylerden de gereğince kaçınmaktır. Bu ifadedeki murat kardeşlerim. Kim bunu yerine getirirse, kim Allah Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarını korursa, Allah Azza ve Celle'nin kitabında övmüş olduğu şu sözlere mazhar olur. Bismillah. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَذَّابٍ حَفِيذٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Allah diyor ki, ve kendilerine şöyle denecektir kıyamet gününde, işte sizlere daima Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalp ile gelenlere vaat edilen cennet. Allahu Ekber. Mümin erkek ve mümin kadınlar kıyamet gününde cennetin ihtişamına şahit olduklarında Allah Azza ve Celle bu ihtişama sahip olanların 4 tane vasfını saydı. 1. Dedi ki, onlar her daim zorluk ve kolaylıkla birlikte Allah'a yönelenlerdir. Musibetle ve bollukla imtihanları neticesinde Allah'tan ayrılmayan ve ona sırt çevirmeyenlerdir. 2. Allah Azza ve Celle'nin buyruklarını, emir ve yasaklarını koruyanlardır. İster belalarla imtihan olsunlar, ister hayırla imtihan olsun, her daim emir ve yasakların hudutlarını bilen ve onları muhafaza edenlerdir. 3. ister insanların nazarında olsunlar, isterse kimsenin görmediği tenhalarda bulunsunlar, Rahman'dan korktuklarından dolayı haramlardan kendilerini koruyan ve muhafaza edenler. 4. de Allah Azza ve Celle'nin sevgisinin dışında bütün sevgilerden sıyrılarak, özellikle şeytani bütün muhabbetlerden sıyrılarak selim bir kalp ile alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yürüyenler. Allah Azza ve Celle bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Allah Azza ve Celle böyle vasıflarla bizlerin bedenlerini ve kalplerini süslesin. Allah Azza ve Celle ehlimizle beraber, anne ve babalarımızla birlikte, eşlerimiz ve çocuklarımızla birlikte cennetin ihtişamı içerisinde bulunmayı bizlere nasip etsin kardeşlerim. Şimdi İbn Recep el-Hanbeli rahimahullah bu hadisi şerifi verdikten sonra hem Kur'an-ı Kerim'den hem de hadisi şeriflerden
mümin erkek ve mümin kadınların muhafaza etmeleri gereken bazı amelleri örnek olarak sunmuştur. Kısaca bildirelim, ondan sonra asıl konumuza geçelim. Bakın birinci örnek, Bakara suresi 238. ayet. Allah Azze ve Celle diyor ki, Hafizu ala salavati ve salatil vusta. Namazları ve özellikle de orta namazı muhafaza edin. Allahu Ekber. Demek ki bir Müslüman, bir mümin kıymet verdiği eşyayı muhafaza ettiği gibi namazı, özellikle de orta namazı muhafaza edecekmiş. Denir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken sahabe namaza önem vermekte ve özen göstermekte olduklarından dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salatil vustayı sormamışlar. Orta namazın ne olduğunu merak etmemişler. Ancak Allah Resulü'nün vefatından sonra insanlar arasında ihtilaf meydana gelmiş. Şimdi bakın, içerisinde İmam Mali'nin de bulunduğu Medine'nin fukahaları salatil vusta, orta namazdan kasıt sabah namazıdır demişler. Allahu Ekber. Akşam namazıyla, yani akşam namazlarıyla, akşam namazı ve yatsı namazı, gündüz namazları yani öğle ve ikindinin arasında sabah namazı bulunur. Bu namaz da şahitli bir namazdır deyip salatil vustadan kastın bu olduğunu dillendirmişlerdir. İçerisinde İbni Mesud'un, İbni Abbas'ın, Hazreti Ali'nin, Allah hepsinden razı olsun, bulunduğu bazı sahabeler, bazı muhaddisler ve içerisinde Ebu Hanife'nin ve İmam Şafii'nin bulunduğu bazı mezhep imamları salatil vustadan kasıt ikindi namazıdır demişler. Ve Hendek Harbi günü müşriklerin oyalamaları, taarruzları ve hücumları karşısında ikindi namazını kaçıran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah o müşriklerin, Mekke müşriklerinin kabirlerini ve içlerini ateşle doldursun bedduasını da delil olarak sunmuşlardır. Şimdi bakın, Maliki alimlerinden Ebu Bekir İbnül Arabi ise demiş ki, Allah Azze ve Celle nasıl Kadir gecesini Ramazan içerisinde, Kadir gecesini Ramazan içerisinde duaların kabul olduğu anı Cuma günü içerisinde sakladıysa, salatil vustayı, orta namazı da beş vakit namazın içerisinde saklamıştır ki insanlar buna önem versinler ve özen göstersinler. Allah Azze ve Celle namazı hakkıyla idrak etmeyi ve korunması gereken hususlara sahip çıkmayı bizlere nasip etsin. Bakın İbn-i Recep ikinci bir örnek veriyor. Diyor ki, abdesti korumak da emredilen hususlardan bir tanesidir. Neden peki? Çünkü diyor, abdest namazın anahtarıdır. Abdest olmadan namazın makbullüğü söz konusu değildir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte, abdesti ancak mümin kişiler muhafaza eder buyurmuşlardır kardeşlerim. Alimler demişlerdir ki, bu hadisten iki şey anlaşılır. Bir, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar namaz öncesinde abdest alarak namaza bir hazırlık yaparlar. Mescide gelirler veya evlerinin köşesinde ezan-ı Muhammed'in okunmasını beklerler. Bu bir hazırlık safhasıdır. İkinci görüş ise demişler ki, Müslümanlar nasıl namaz içerisinde abdestli olmaları gerekiyorsa, namazın dışında da zorluk olmamak kaydı şartıyla her daim abdestli olmanın önemine dikkat çekilmiştir buyurmaktadırlar. Özellikle belki yaz aylarında serinlemek için elimizi yüzümüzü yıkadığımızda abdest almayı ihmal etmeyelim bu hadis-i şerifin gereğince kardeşlerim. Bakın İbn-i Recep el-Hanbeli abdest ve namazın muhafazasından sonra günlük hayat içerisinde gerekli ve gereksiz bir şekilde sürekli tekrarlanan yeminlerin de muhafaza edilmesini örnek sunmuştur.
Bakara, özür dilerim, Maide suresi 89. ayet. Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Yarın falanca yere gelecek misin? Vallahi abi belli değil ki. Bugün falanca yere gittin mi? Vallahi abi tam gitmek üzereyken başıma böyle bir hadise geldi. İfadelerinde kullanılan o vallahi billahi ifadeleri yemin kabilinden değildir demişler. Ancak Allah bilerek yapmış olduğunuz yeminlerden de sizi sorumlu tutar. Vallahi eğer sen böyle yaparsan ben de bunun karşılığında böyle yaparım gibi kasıtlı sözler, niyet edilmiş olan sözlerin sorumluluğunu Allah Azze ve Celle bize bildirmektedir. Kim bunları muhafaza etmezse, kim bunları korumazsa, bakın Allah Azze ve Celle bunun kefaretini de sunmuştur. Ayetin içerisinde sonra da demiştir ki, وَحْفَذُوا اَيْمَانَكُمْ Yeminlerinizi muhafaza edin. Allahu Ekber. Ey esnaf kardeşim, Allah Azze ve Celle'yi yemininde şahit tuttuysan, borcunu ödeme konusunda alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi şahit tuttuysan, Allah diyor ki yeminlerinize sahip çıkın. Yeminlerinizi koruyun. Söylemiş olduğunuz sözlerin arkasında durun. Söylemiş olduğunuz sözleri yerine getirin. Allah Azze ve Celle emretmektedir. Bakın İbn-i Recep el-Hanbeli'nin sunduğu örneklerden bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselam sahabelerle böyle oturuyorlar. Onlara diyor ki Allah'tan hakkıyla haya edin. Yani utanın. Bütün peygamberlerin ve salihlerin ortak sözüdür değil mi? Utanmazsan dilediğini yapabilirsin. Eğer bir kişide haya elbisesi çıktıysa ondan her şey bekleyebilirsiniz. İster kadın olsun ister erkek. O kişi artık esfele safilinlerin çukurlarına düşmüştür. Allah muhafaza. Sahabe döndü dedi ki ya Resulallah, elhamdülillah bizler Allah'a haya etmekteyiz. Elhamdülillah bizler Allah'a karşı haya sahibi, utanan kullarız deyince Nebi Aleyhisselam dedi ki öyle değil. Dikkat edin Müslümanlar. Öyle değil. Şimdi gerçek hayanın ne olması gerektiğini Peygamber Aleyhisselam öğretiyor. Diyor ki Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı, dikkat edin, başı ve onun taşıdıklarını. Ömer abi ne taşırız? Başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve onun ihtiva ettiklerini korumak, ölümü ve toprağın çürütmesini de düşünmektir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başın taşıdıkları nedir Müslümanlar? Şunun içerisindeki zihinleri, düşünceleri, fikirleri muhafaza etmektir. Makamınız, mevkiniz palazlanabilir. Oturduğunuz semt değişebilir. İş yerinizdeki statü farklılaşabilir. Yürüyüşünüzde, gülüşmenizde, oynaşmanızda bir takım farklılıklar olabilir. Ancak Allah Resulü diyor ki, başınızdakileri muhafaza edin. Düşüncelerinizi muhafaza edin. Sene 2020, dönem değişti. Bundan sonra da akidemizde böyle bir değişime asla böyle bir şey yok Müslümanlar. Şu an falancalar falanca yerlere geldi. Bu saatten itibaren düşünce yapımız değişmeyecek Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 1500 yıl önce zikri fikri neyse mümin erkek ve mümin kadınların zikri ve fikri o olmak zorundadır. Peki başın taşıdığı başka ne var Müslümanlar? Gözü, kulağı, dili muhafaza edeceğiz haramlara karşı kardeşlerim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki karnı ve onun ihtiva ettiklerini, yani kalbi ve midemizi haram olan şeylerden muhafaza edeceğiz. Bakın kardeşlerim, bir kişinin midesine haram bir lokma sızdığı andan itibaren kalbinde bunun etkisi gözükecektir. Kalpte meydana gelen bozulmanın şahitliği dilde ve affedersiniz cinsel organlarda
ishar olunacaktır. Ebu Hureyre dedi çünkü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim iki çenesi arasındakini, yani dilini ve iki bacağı arasındakini, yani cinsel uzvunu korursa cennete girecektir. Allahu Ekber. Bir toplumu heraka sürükleyen iki unsur. Dil ve cinsel organ. İslam'ın hakim olmadığı, Allah yolunda davet ve cihadın gerilediği, Allah'ın ve ahiretin unutulduğu, Allah Azze ve Celle'yi ve ahiret gününü hatırlatacak unsurların zayıfladığı, şimdi bunun tam aksine, şehevi duyguların kamçılandığı, kırbaçlandığı, dilin ve uzuvların harekete geçirilmek için bütün objelerin kullanıldığı bu dünyada, evet aziz dostlarım, maalesef ki Müslüman erkek ve Müslüman kadınların hem dilleri hem de cinsel uzuvları gevşemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna dikkat çekmek istemiştir kardeşlerim. Gıybet, dedikodu, yalan, iftira, kötü söz, zina sadece Batı toplumlarını etkileyen bir hastalık değildir. İslam beldelerini parçalayan, İslam beldelerini huzursuz bir diyar haline getiren, mümin erkek ve mümin kadınları safın dışında tutunan bir hastalık haline gelmiştir. Bugün koronavirüsünden alınan dakik tedbirlere baktığımızda, bugün Müslüman erkek ve Müslüman kadınların Allah Resulü'nün işaret ettiği iki hususu haramların içinde muhafaza etmesi konusunda gevşek davrananları nereye çağırıyor? Helal çizgilerin içerisine çağırıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Zira Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinin ilk ayetlerinde gerçekten müminler felaha ermişlerdir, kurtuluşa ermişlerdir, yakasını ve paçasını cehennem ateşinden kurtarmışlardır. Neden? Çünkü onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Boş ve yarasız şeylerden yüz çevirirler, zekatı verirler dedikten sonra وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ onlar iffetlerini, namuslarını muhafaza ederler buyurmaktadır. Bakın bu ayetin tefsirinde bir alim diyor ki Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı dünyaya indirdiğinde, yeryüzüne gönderdiğinde ona ilk tavsiyesi ırzını muhafaza et ve helalin dışına asla çıkma. Allahu Ekber. Evet bugün bedenler temiz kaldı ancak kalpler, gözler, diller, iffetler kirlendi. Toplumların namus anlayışları zedelenip helal dairesinin dışına çıkıldı. Cenab-ı Allah bizleri muhafaza buyursun. İşte kardeşlerim, kim Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza ederse, Allah'ın sınırlarına ve hudutlarına riayet ederse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı koru ki ifadesine denk gelmiş bir hayatın sahibi olacaktır. İşte kim de Allah'ın emir ve yasaklarını bilir, ona tabi olursa Allah Azze ve Celle'nin himayesi altına girecektir. Bakın İbn-i Recep el-Hanbeli bunun da iki şekilde gerçekleşeceğinden bahseder. Ve der ki birincisi Allah-u Teala dünya işlerinde kullarını muhafaza edecektir. Kul Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederse Allah dünya işlerinde kuluna sahip çıkacaktır. Der ve Rad suresi 11. ayetini delil gösterir. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler vardır. İbn Abbas Tercümanul Kur'an der ki buradaki takipçilerden kasıt meleklerdir. Allah'ın emriyle insanları korurlar. Allah'ın takdir ettiği bir şey geldiğinde ise muhafazayı kaldırırlar buyurmaktadır. Hazreti Ali de bu ayet için der ki, her kişinin yanında onu kendisi için takdir edilmeyen tehlikelerden koruyan iki melek vardır.
Bakın bu cümle seçilmiş bir şekilde söylenmiştir. Her kişinin yanında onu kendisi için takdir edilmeyen tehlikelerden koruyan iki melek vardır. Allah'ın takdiri geldiği zaman bu meleklerin muhafazası ortadan kalkmaktadır. Bu melekler insanları hem uyurken hem de uyanıkken cinlerden ve insanlardan keder ve tasalardan korumaktadır. Peki kimin izniyle? Allah'ın izniyle. Kimin emriyle? Allah'ın emriyle. Allah'ın emri söz konusu olmadığı müddetçe meleklerin böyle bir tasarrufu, böyle bir gücünün olmadığını da bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duasıyla öğretmiştir. Der ki Allah'ım ayıplarımı ört, korkumu güvene çevir. Dikkat edin Müslümanlar. Ayıplarımı ört. İnanın beni sevdiğime inandığınız şu kardeşinizin günahları şu mescidin içerisine ishar edilse, inanın bir an dahi suratınıza bakacak bir halimin olmadığını size hatırlatırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ayıplarımı ört ve benim korkumu güvene çevir. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üst tarafımdan gelecek olan tehlikelere karşı koru. Alt tarafımdan gelecek tehlikelerden senin azametine sığınırım diyerek Cenab-ı Allah'a münacatını bildirmektedir kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, alimler demişler ki kim gençliğinde ve güçlü olduğu zamanlarda Allah'ın hudutlarını korursa yaşlandığı zaman da Allah onun bedenini koruyacaktır. İbn-i Recep der ki selef döneminde 100 yaşındaki bir alim akıl ve beden gücünü gençliğindeki gibi kullanmaktaydı. Yani 100 yaşına gelmiş ama ne aklında ne de bedeninde bir zafiyet oluşmamış. Bir gün insanlarla beraber otururken öyle bir hamle yapar ki yanında bulunan kişiler onu kınarlar. Hani bizim belki bir ihtiyarı kınayacağımız gibi. Yahu böyle yapma, bir taraflarını incitir ve kırabilirsin. O da kendisini ayıplayan ve kınayanlara döner, der ki ben şu bedeni ve uzuvları ben şu bedeni ve uzuvları gençliğimde Allah'ın hudutları içerisinde korudum. Allah'ın sınırları içerisinde tuttum. Yaşlandığım zaman da Allah Azza ve Celle onları korudu. Yine İbn-i Recep der ki seleften biri yaşlı bir adamın dilendiğine şahit olur. Ve etrafındaki insanlara yönelir. Der ki bu kişi gençliğinde Allah'ın emirlerini zayi etmiş. Allah da yaşlandığında bu adamı zayi etmiştir. Şimdi ne olur kardeşlerim? Şu an kuvvetine ve zenginliğine güvenen Müslümanlar, özellikle genç kardeşlerim, eğer siz bedenlerinizi haram olan yollarda yorarsanız, yaşlandığınızda Allah Azza ve Celle madden sizi zayi edecektir. Bugün büyük bir zenginliğe sahip olup, geniş bir iş imkanını elde ettikten sonra iflas edenler, etraflarını sorguladıktan sonra nefislerine dönüp yapmış olduğu günah defterlerini ortaya çıkartıp kendilerini ayıplamanın da vaktinin geldiğini bilmeleri gerekmektedir kardeşlerim. Bakın İbn-i Recep el-Hanbeli rahimahullah Allah'ın hudutlarını, sınırlarını muhafaza edenlerin Allah Azza ve Celle çocuklarını muhafaza edeceğini bildirmiştir. İmtihan gereği istisnalar olsa da Allah Azza ve Celle bazen ehlimiz içerisinden haramzadeler çıkartabilir. Tıpkı
Nuh Aleyhisselam'ı eşi ve evladıyla imtihan ettiği gibi bizi de imtihan edebilir. Ancak ne olur unutmayın. Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki vaadi, biz salih ve makbul bir kul olduğumuz müddetçe Allah'ın evlatlarımızı ve nesillerimizi korumasıdır. Medine'nin en büyük fukahalarından Said İbni Müseyyep evladına dönüyor. Allah Azze ve Celle'nin seni muhafaza etmesi için ben çokça namaz kıldım der. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle'nin seni koruması ve muhafaza etmesi için ben çokça namaz kıldım. Raşid halifelerin beşincisi ünvanını alan Ömer bin Abdülaziz rahimeullah, bakın etrafındaki insanlara döner der ki, bir mümin öldüğü zaman Allah Azze ve Celle onun çocuğunu ve o çocuğun da çocuklarını muhafaza eder der. Allahu Ekber. O zaman evlatlarımızın gayri İslami bir yaşantıya sahip oluşlarında en büyük payın da anne babalara ait olduğunu da ne olur unutmayalım kardeşlerim. Yahu dün bu çocuk ahlak abidesiydi. Edebi parmakla gösteriliyordu. Okula başladı. İnsanlarla beraber oturup kalkmaya başladı. Falanca yerde çalışmaya başladıktan sonra ahlakında zafiyetler gözüküyor. Evet, bir anne baba bu sebepleri masaya yatırsın ve sorgulasın. Ancak gece namazını, Allah Azze ve Celle'ye olan yakarışlarını, Allah Azze ve Celle'yi zikredişlerini, Kur'an'ı tilavet edişini, Allah yolundaki davetini, İslam ümmetinin gözlerinden yaş değil, kan aktığı bu dönemde Müslümanlara ilgi ve alakasını ne yapması lazım? Sorgulaması lazım kardeşlerim. Bugün evlatların gayri İslami bir hayata sürüklenmesinin sebeplerinden bir tanesinin de anne babalar olduğunu ne olur tekrar unutmayalım, aktarımızda, aklımızda diri tutalım. Kardeşlerim, İbn-i Recep el-Hanbeli der ki, kul ne zaman Allah'a taatte bulunursa Allah onun maddi gücünü korur. Anlaşıldı mı Müslümanlar? Kul Allah'a taatte bulunur, emirlerini yerine getirir ve yasaklarından kaçarsa Allah onun maddi gücünü korur dedikten sonra İmam Ahmed bin Hanbel'de geçen bir hadisi delil gösterir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, evinde ikamet eden bir kadın vardı. Müslümanlar ile birlikte bir savaşa katıldı. 12 keçisi ve bir tane dokuma tarağını ise arkasında bıraktı. Yani sermayesini evinde bıraktı. Savaştan geri döndüğünde bir keçisini ve dokuma tarağını kaybettiğini fark etti. Bunun üzerine, ya Rabbi, senin uğrunda yola çıkan kimsenin senin tarafından korunacağına kefil olduğunu buyuruyorsun. Allah yolunda cihat edenlerin muhafaza edileceğini buyuruyorsun. Ben keçilerimden birini ve dokuma tarağımı kaybettim. Bunu senden talep ederim buyurur kardeşler. Subhanallah. Bir keçimin ve bir dokuma tarağımı kaybettim. Onu senden talep ederim der. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadının Rabbine karşı yaptığı bu münacatı ve bundaki ısrarını anlatır. Sonra şöyle buyurur. Nihayet keçiyle birlikte aynısı ve dokuma tarağıyla birlikte bir tanesi kadına tekrar bahşedilir. Allahu Ekber. Bu bir minnet altına bırakmak değildir. Bu samimiyettir, imandır, ihlastır. Yaşanan musibetlerin ardından Allah'ın emir ve yasakları içerisinde kalmanın, hududullahı çiğnememenin sabrı neticesinde elde edeceğimiz mükafattır. Süre uzun olsa da Allah'ın emir ve yasaklarını gözetenlerin tekrar maddi gücünün kendilerine bağışlayacağının bir müjdesidir. Tıpkı Horasan bölgelerindeki bir ülkenin
düşmanları tarafından pervasızca işgal edilip tekrar nimetlerinin kendisine sunulması gibi. Halbuki düşmanlar, onları yok etmek, bellerini kırmak, onurlarını zedelemek için o bölgeye girmişlerdi. Kadın ve erkeklerini rahatsız etmek, onları çarşı ve pazarlarda, mescitlerde ve evlerinde huzursuz etmek için en gelişmiş silahlara donanmış askerlerini göndermişlerdi. Onların fertlerini, erkeklerini ve kadınlarını değişik ülkelerde tecrit etmişlerdi. Bir çobanın sürüsünü dağıttığı gibi o ülkenin fertlerini dağıtmak için mücadele etmişlerdi. Müslümanlar sabrettiler. Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza ettiler. Aradan tam 20 yıl geçtikten sonra sabırlarının karşılığını Allah'a hamdolsun ki birkaç gün önce bizler şahitlik ettik elhamdülillah. Dağlara çekildiler. Evlerini terk ettiler. Eşlerinden uzak kaldılar. Soğuk gün ve gecelerde dualarla ulvileştiler. Secdelerle miraca çıktılar. Sonra Cenab-ı Allah'ın sünneti devreye girdi. Onlara uzanan eller kırıldı. İffetlerine uzanan diller kopartıldı. O beldede onları yok etmek için girenlerin büyük çoğunluğu toprağın altına girdi. Bir kısmı özür sahibi oldu ve geri kalanı da zelil bir şekilde kendi ülkelerine geri döndüler elhamdülillah. Onların sabrının, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını muhafaza edişlerinin karşılığında İslam ümmetinin yüzü güldü. Orta Doğu büyük bir umuda doğru yolculuğa çıktı. Dün kalemleriyle onlara savaş açanlar, toplum mühendisleri tarafından kınanan, alaşağı edilen, izzet ve şerefleri kalemlerin mürekkebiyle dalga geçilen o adamlar, Allah'a hamdolsun ki bu toplum mühendislerinin tezlerini çürüttüler. Onların kılık ve kıyafetleriyle dalga geçenler, onların arkalarında zelil bir şekilde yürümek zorunda kaldılar elhamdülillah. Ve davetçilerin, dert sahiplerinin, kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah Azze ve Celle de onlara yardım eder, nidalarını boş çıkartmayacak bir zaferle karşılaştılar elhamdülillah. İşte kardeşlerim, kim Allah Azze ve Celle'nin sınırlarını, hudutlarını muhafaza ederse Allah Azze ve Celle bir süre sonra da olsa, birilerine uzun da gelse, onları muhafaza edecektir inşallah. Şimdi İbn Recep el-Hanbeli, burada da inşallah bitireceğim. Allah'ın hudutlarını koruyanları Allah Azze ve Celle'nin himaye edeceği en önemli bir konuyu dillendirmektedir. O da kulun dininin ve imanının muhafaza edilmesidir. Allahu Ekber. Bugün maddiyatlar elimizden gidebilir. Servetleri kaybedebiliriz. Ama bugün mümin erkek ve mümin kadının kaybedeceği en büyük değer imanı ve salih amelidir kardeşlerim. Yaşadığı sürece Allah Azze ve Celle onu şüphelerden ve sapıklıklardan, haramlardan, onu kötü arzu ve isteklerden korur. Ölümü anında ise dinini muhafaza eder. Kim Allah'ın hudutlarına riayet ederse Allah da onun imanını muhafaza etmektedir. Bakın Allah Azze ve Celle Enfal suresi 24. ayetinde ve bilin ki Allah kişi ile onun kalbi arasına girer buyurur. Yine Tercümanül Kur'an İbn Abbas der ki Allah-u Teala mümin kişiyle onu cehennem ateşine sokacak olan harama bir set, bir perde koyar buyurmaktadır.
Evet kardeşlerim, bazı durumlar vardır ki arzularız, isteriz, taliplisiyizdir. Bizde olduğunda mutlu ve huzurlu olacağımızı zannederiz. Ancak Allah Azza ve Celle cehennem ateşine girmememiz için o iş ile aramıza bir set ve bir engel koymaktadır. Bakın İbn Mesud bu hakikati şöyle dillendirir. Kul ticaret yapmak ve amir olmak gibi bir işi önemser. Kul ticaret yapmak ve amir olmak gibi bir işi önemser. Ve nihayet o iş kişiye kolaylaştırılır. Allah Azze ve Celle ona nazar eder. Ve meleklere şöyle buyurur. Kulumu o işten geri çevirin. Eğer bu iş ona kolaylaşacak olursa onu cehennem ateşine atarım buyurur. Sonra kul bu işten uzaklaştırılır. Döner ve der ki falan kişi bana engel oldu. Falan kişi beni aldattı. Halbuki bu durum o kişi için Allah'ın lütuf ve ihsanından başka bir şey değildir diyor İbn Mesud radıyallahu an. Evet kardeşlerim, özellikle fakirlikle imtihan edilenler, bu işin kendileri için bir bela ve musibet olduğunu zanneder. Halbuki Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadis-i kutside Allah Azze ve Celle ki ben onların kalplerini bilirim. Eğer onlara zenginlik verirsem bu durum onların imanlarını bozar. Bazı kullar zenginlikle müşerref olmuşlardır. Allah Azze ve Celle onları fakirlikle imtihan etse, onlara fakirlik verse imanları bozulacaktır. Bazı kullara hastalık gelmiştir. O hastalığın pençesi içerisindedir. Allah Azze ve Celle onlara sıhhat, sağlık verse onların imanları bozulacaktır. Bazı kullar da vardır ki Allah Azze ve Celle onlara şifa vermiştir, afiyet vermiştir, sıhhat vermiştir. Hastalık verse o insanların imanları bozulacaktır. Bakın bu hadis-i kutsidir. Bu hadis-i kutsinin, uzun bir hadis-i kutsinin en sonunda Allah diyor ki kullarımdan bazıları da vardır ki ibadet yoluna girip abid olmak isterler. Ancak kendilerini beğenip ucba düşmemeleri için, kibre düşmemeleri için onlara engel olurum. Ben kullarımın kalplerindekini bilir ve işlerini düzene koyarım. Çünkü ben her şeyi bilen, her şeyden haberdar olanım diyor. Taberani'de geçen bir hadisi kutside kardeşler. O yüzden zenginliğimiz veya fakirliğimiz, sağlıklı oluşumuz veya hastalıklı oluşumuz, abid oluşumuz veya ibadetlerimizde zayıflığımız, evet bunların sebeplerini, etkenlerini araştıracağız. Bunları araştırdıktan sonra bir sonuca ulaşamıyor isek, bunun arkasındaki lütuf ve keremi göreceğiz ki dünyada ve ahirette mutluluğu elde edebilelim. Evet kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet etmiş olduğu hadisten bu akşam hissemize düşen, kim Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza ederse Allah onu madden ve manen koruyacaktır. Cenab-ı Allah bizleri, ümmeti Muhammed'i bütün maddi ve manevi hastalıklardan, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Özellikle ölümümüz anında imanımızın elden gitmesinden bizi korusun. Bizi Firdevs cennetinin nimetleriyle müşerref kılsın. Geceniz, akıbetiniz hayır olsun. Cennetiniz Firdevs-i âlâ olsun inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ve salavatı.